Selmin'cim siz gidin, yoruldunuz. Biz Sinan'la buradayız. Yasemin, o ne biçim söz öyle? Lütfen rica ederim, tabii ki bekleyeceğim. Yok yok, vallahi gidin siz. Geçmiş olsun Yasemin. Sağ olasın Altay'cığım. Daha önce gelemediğim için kusura bakmayın ne olur. Zaten telaşınız başınızdan aşkındı diye bir de ben kalabalık yapmak istemedim. Yok yok hiç. Allah razı olsun. Dua edin. Dua, dua, dua. Çocuğumu dualar kurtaracak çocuğumu. Şimdi Sinan'la karşılaştım. Gamze'nin hayati tehlikeyi atlattığını söyledi. Çok sevindim. Çok geçmiş olsun. Çok şükür, çok şükür. Sağ olasın, sağ olasın. Nermin, sen niye sabahtan beri arıyorum telefonlarıma cevap vermiyorsun? Ben hastanedeyim diye telefonu sessize almıştım. Ondan olacak. Nermin, bak eve zaten geç geldin. Sabah bir uyandım yanında yoksun. Ne yani? Hastanedeyim deyip bir telefon açman bu kadar zor mu? Şimdi hastanın önünde tartışmayalım Altay. İstersen dışarıda konuşalım. Yasemin'ciğim, biz dışarıdayız. Tamam canım, tamam. Ben buradayım, ben buradayım. Ne o öyle afralar tarfralar? Yasemin'in yanında nasıl böyle konuşabiliyorsun? Beni mecbur bıraktın Nermin. Bak, sana son kez söylüyorum. Beni kötü şeyler yapmaya zorlama. Ne gibi kötü şeyler? Sen çok daha iyi bilirsin Nermin. Kendi evini soydurmaktan tut da... sigorta yolsuzluğuna kadar maşallah yapmadığın rezalet kalmadı. Bunları konuşmak için mi geldim buraya? Hayır. Hala evli olduğumuzu sana hatırlatmak için geldim. Unutma, bana karşı sorumluluklarım var. Benim hiçbir şeye karşı sorumluluğum yok. Sana da söyledim, boşanmak istiyorum. Bu evliliğin benim gözümde hiçbir kıymeti yok. Anla artık beni. Öyle mi? Bak Nermin, sana son kez söylüyorum. Bir daha boşanma lafları duymak istemiyorum. Yoksa çok kötü şeyler olacak. Anladın mı beni? Hadi bakalım, hodri meydan. Hadi, sıkıysa hele bir dava aç bakalım. Bildiklerimi bir bir anlatıp seni hapse tıktırmazsam bana da Altay demesinler Nermin. Akıllı ol. Seninle böyle konuşmasına nasıl izin verirsin? Ben şimdi göstereyim. Gençler lütfen rica ederim. Daha fazla rezillik çıkmasın artık. Nermin, bunların hiçbir tanesine tahammül etmek zorunda değilsin. Ben bir lavaboya gideyim. Yasemin beni böyle görmesin. Selam. Aa, ne haber? Yasemin gittiğini söylemişti. Bir uğrayayım dedim. Var mı bir gelişme? Yok. Yasemin şimdi uyudu. Ben de dinlensin diye yalnız bıraktım onu. Var mı yanında kimse? Bir arkadaşı falan vardı. Nermin Hanım. Nermin? Hı hı. Kafeteryada herhalde o. Ha. İyi, o zaman ben Yasemin'i rahatsız etmeyeyim. Sonra tekrar uğrarım. Tamam. Nermin. İyi misin? Eve niye gitmedin? Moralim çok bozuk. Gitmek istemedim. Sabaha kadar burada mı duracaksın bir sandalyenin üstünde? İyiyim böyle. Biraz konuşalım ister misin? Benim derdim konuşularak halledilecek bir şey değil Eşter. Bak ne diyeceğim. Senin neye ihtiyacın var biliyor musun? İyi bir uykuya. Hadi kalk bana gidelim. Olur mu öyle şey? Bir gören, bir duyan olursa rezil olurum.
Kim görecek, kim duyacak Allah aşkına? Hadi kalk. Israr ediyorum. Kalk. Ben buralarda ineyim. Hastaneye daha var ama. Olsun, şimdi Gamze'yi bir ziyarete gelir. Beni senin arabandan indiğimi görür falan. Deme lazım, birlikte geldiğimiz anlaşılmasın. Bu adam seni hak etmiyor Ermin. Biz yanlış bir şey yapmıyoruz. Ben evliyken senin evinde kaldım Ejde. Çok yanlış bir şey yaptım. Şantiye'yi arayayım da bugün de gelemeyeceğimi söyleyeyim ben. Tamam canım, tamam. Evet Cevat Bey, hala hastanedeyiz. Yok, bilmiyoruz ne zaman çıkacağımızı. Bugünleri benim yıllık izime sayabilirsiniz. Sinan, Nermin içeride mi? Anlamadım. Efendim? Altay? Bütün gece neredeydin sen ha? Nereden geliyorsun? Ben nerede olacağım? Buradaydım, Yasemin'in yanında. Yalan söylüyorsun Nermin. Yalan söylediğin gözlerinden belli. Doğruyu söyle, neredeydin? Ah Yasemin. Canım. Ben bütün gece seninle birlikte değil miydim? He. Bir dakika olsun bile yanından ayrılmadım değil mi? Söylesene Altay'a. Bir dakika bile olsun benim yanımdan ayrılmadı. Ay kafam çok dağınık, kusura bakmayın ne olur. Kızdı ya aklım. Tabii biz sabahladık. Bir o uyudu, bir ben nöbet tuttum. Sağ olsun. Pekala. Komşuluk ve arkadaşlık vazifen bittiyse artık eve döner misin Nermin? Ve hala bir evin olduğunu hatırlıyorsan. Kusura bakma Yasemin. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol, sağ ol. Estağfurullah. Sen niye bana yalan dedirttin? Sen de gördün bana karşı tavırlarını. Artık çekilecek gibi değil. Boşanalım diyorum, ona da hayır diyor. Ya tamam, kararlıyım ben. Boşanacağım ama daha fazla çirkinleşmeden bitirebilsek, keşke ayrılabilsek. Ay hiç mi kurtarır bir yanı yok bu yuvayı kurtarmak? Hiçbir şekilde kurtulmaz mı bu yuva? Yasemin, yuva değil artık, cehennem gibi bir yer orası benim için. Ya sevmediğim bir adamla ömrümün sonuna kadar yaşayamam ben. Ay yaşama zaten. Yani bu cümleleri kuruyorsan, durum buralara kadar geldiyse üzüldüm. Sen bana dün niye yalan söylettin ya? Burada değildin. Hastanede koridorlara baktım, kafeteryada yoktun. Nereye gittin sen de? Kerem. Ben dün akşam Kerem'de kaldım. Altay ona da musallat olmasın diye söyleyemedim. Ama ne olur bir daha bana yalan söyletme. Korkarım ben yalandan. Ama kız bu durumdayken Allah'ın gücüne gitmesin. Dualarımı bozar. Yok bir daha olmaz. Kesinlikle Yasemin. Tamam. Ben bir bakayım yine, tamam mı? Gece nerede kaldığımı sordu bana. Sen ne dedin? Yalan söyledim. Hatta yalanıma Yasemin'i bile ortak ettim. Peki inandı mı? Ben bu yalanlarla, bu günahlarla yaşayamam. Böyle bir kadın değilim. Yani yakın bir arkadaşım böyle bir şey yapsa anında silerim onu. Ben neye dönüştüm bilemiyorum. Ejder, lütfen bir an önce Altay'dan boşa beni. Artık beni polise mi verir, hapse mi tıktırır bilemiyorum. Lütfen yardımcı ol. Tamam Nermin, sakin ol. Söz, seni en yakın zamanda boşayacağım. Tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.